sorulara devam edelim. Aşağıdakilerden hangisinde davranışa şekil verme yönteminin uygulandığından söz edilebilir? Edimsel koşullamada organizmanın mevcut basit davranımlarından uygun olanları pekiştirilip uygun olmayanları pekiştirilmeyerek organizmaya yeni ve karmaşık davranışlar kazandırılmasına davranışa şekil verme denir. Yani soruyor ki aslında burada edimsel koşullanma aşağıdakilerden hangisinde var? Bir köpeğe takla atmasını öğretme. Evet tam olarak aradığımız cevap bu. Diğerleri bir bakalım. Akvaryumun sıcaklığını balığın türüne göre ayarlama. Burada bir öğrenme yok. Çocuğa besinlerin özelliklerini anlatma. Belki sözel öğrenme var. İki filmden hangisini seçileceğine karar verme. Alakasız. Üzücü bir olay sonunda ağlama. Köpeğe takla atmasını tamamen edimsel koşullama yoluyla öğretiriz. Hatırlayalım. Ödül ve ceza kullanırız. İstediğimiz davranışı köpeğe öğretiriz. Hangisi ikinci tip cezaya örnektir? Burada da anlatmış zaten ikinci tip cezanın ne olduğunu okuyalım bir. Organizmanın istenmeyen davranışlarını ortadan kaldırmak için uygulanan ceza iki türlüdür. Birinci tip cezada ortama organizma için olumsuz olan bir uyarıcı katılır. İkinci tip cezada ortamda var olan ve organizma için olumlu bir olan bir uyarıcı ortamdan kaldırılır. Bakalım hangisinde böyle bir şey yapılmış. Yazıyı zamanında bitirmeyen bir sekreterin yöneticisi tarafından azarlanması. Bu bildiğimiz birinci tip ceza. Alır bir trafik suçu işleyen sürücünün ehliyetinin elinden alınması. Budur işte neden? Çünkü ehliyeti organizma için olumlu bir uyarıcı ve var olan bu olumlu uyarıcıyı ortamdan kaldırıyoruz ve ikinci tip ceza uyguluyoruz. Bakalım yine diğer seçeneklere de. Ocağın düğmeleriyle oynayan çocuğun eline vurulması, birinci tip ceza. Akşam eve geç gelen bir gence annesinin kızması, birinci tip ceza. Labirentte istenilenin aksi yönde dönüş yapan fareye elektrik şoku verilmesi, birinci tip ceza. Dolayısıyla cevabımız B olacak. Küçük bir kız, vazo'daki çiçekleri gördüğünde onlara çiçek demeyi öğrenmiştir. Bir gün annesi sararmasın diye maydanozları su dolu bardağa koyduğunda küçük kız maydanozlara da çiçek demiştir. Küçük kızın maydanoza çiçek demesi aşağıdakilerden hangisine örnektir? Şimdi çiçeği öğrenmiş. Maydanozu çiçeğe benzetmiş ve ona da çiçek demiş. Dolayısıyla uyarıcıları genellemiş. Demiş ki buna göre numaralanmış ifadelerin örnek oluşturduğu kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada verilmiştir. Bakalım açlıktan ağlayan bebeğe ilk kez biberon gösterildiğinde bebek ağlamaya devam eder ama biberondan ağzına süt akıtıldığında susar. Zamanla açlıktan ağlayan bebek biberonu her gördüğünde ağlamayı keser. Şimdi birinci maddemiz aradığımız madde bebeğin süt ağzına deyince susması bebek için doğal bir tepkidir süt ağzına değdiğinde susar. Bebek için ilk kez karşılaşıldığında biberonun görüntüsü onun için nötr bir uyarıcıdır. Çünkü hiçbir şey ifade etmez ilk kez karşılaştığında. Bebeğin biberonu görünce susması ise artık onun için koşulu bir tepki haline gelmiştir. Dolayısıyla cevabımız denizli olacaktır. Müzik <laughs>